Ben bir insanın kendine yapabileceği en kötü şeyi yaparak kendimi sorguladım. Acaba ben başarısız mıyım falan diye. Öğrendim ki böyle Global Talent diye bir şey varmış. Kurallardan bir tanesi işte uluslararası yarışmalarda derece almış olmak. Yaptığın işi hem ülkende hem yurt dışında temsil etmiş olmak. Caz seviyorsun, ana dilin İngilizce değil. Ki İngiltere cazın değil mi? Birkaç merkezden bir tanesi yani. Orada nasıl var oluyorsun? Çıkmış albümlerimin ilk defa duyurmuş olayım burada. Çok güzel. 11 Temmuz'da yayına girecek Netflix'te. Sanat ne işimize yarar? Biz neden sanatla uğraşıyoruz? Neden sanatı izliyoruz? Yapım için senin bir farkındalığın olması gerekmiyor. Evet, Donlay, senden başlayalım. İngiltere'sin mesela, yani kariyer, yani en azından ne yaptın? Hangi işler çalıştın? Yani mesleğin neydi? Sonra nasıl? Ben niye İngiltere'deyim? Bu benim 5. senem İngiltere'de. 5. senem tabii ki bahtsız bir bedevi olarak ben 2019 sonu geldim Covid'den önce. Burada Covid'i yaşadım. Zaten birkaç kere de sohbetini yaptık bunu senle hatırlıyorum. Şimdi yani ülkede ekonomik koşullar, sanatçı falan işte bizim alanlar böyle sponsorluklar bir sürü şey değişmeye başladığı zaman ben iş kaybetmeye başladım. Yani sadece ben değil benim sektörümdeki birçok insan iş kaybetmeye ve yani düzen bozulmaya başladı. Öyle olunca da ben bir insanın kendine yapabileceği en kötü şeyi yaparak kendimi sorguladım. Acaba ben başarısız mıyım falan diye. Ama mesela 20 yıldır aynı işi yapmışım olmuş. Şimdi niye başarısız oluyorum ben mesela? Bu büyük bir haksızlık. Sonra dedim ki bu denklemde bir şey yanlış. Demek ki zaman ve mekan yanlış olabilir. Ben aynı benim çünkü. O yüzden de mekan değişikliği yapmaya karar Peki şey verdim. ya bu yani izin için nasıl başvuruyor? Sen bize akıl mı verdin ya? Nasıl böyle pat diye böyle herkes ya biz insanlar bir hafta vize alamıyorlar bu ülkede. İşte Sen 5 yıl 30. orada da sanatçılığın güzel tarafı devreye giriyor. Ankara Anlaşması vardı o zaman. Ona mı başvursam derken öğrendim ki böyle Global Talent diye bir şey varmış. Global Talent'la başvur dediler. O zaman adı Exceptional falan böyle havalı. Dedim Exceptional. Çok şükür ekmeğimizin peşindeyiz. Exceptional bir durum yok. Yani ne seviyorsam onu yapıyorum falan. İşte grafik seviyordum, grafik okudum, grafik yaptım. Yıllarca çok güzel işlerde çalıştım. Türkiye'yi temsil ettim falan tasarımlarımla. Yarışmalar bilmem ne güzel. Müzik yapıyorum, çok severek yapıyorum. Yine Türkiye'yi temsil ettim. Yine bilmem ne böyle. Hani yapınca da tam yapıyorum. Sevdiğim şeyin arkasında. Sonra ama exceptional değil ki bu. Bu benim zaten. Hani sen kimsin ya? Ben buyum işte. Bu bir şey. Senle sohbeti seviyorum. Senle sohbet açıyorum. Başka hiçbir şey yok arkasında. Peki bir şey söyleyeyim. Exceptional, bunun bir şey tarifi ve ölçümü var mı yani? Nasıl exception oluyorsun yani? Var mı bunun testi falan mı? Şöyle birkaç madde varmış. Adı exceptional. Sonra onu global talent yaptılar adını. Benden önce gelen birkaç insan vardı. Çok az insan vardı. Müzik alanında yoktu benim bildiğim. Yani ben bilmiyorum. Ama diğer görsel sanatlarda falan çok birkaç kişi vardı Türkiye'den, İngiltere o dönemden önce bile gelmiş olan. Onlarla da temastaydık. Benden sonra çok gelen müzisyen oldu. Özellikle ben oyuncu, müzisyen, bütün arkadaşlarımı arayan soran, arkadaşımın arkadaşı böyle bir şey varmış nasıl oluyor diyen herkese seve seve yardımcı oluyorum. Ne biliyorsam anlatıyorum. Kurallardan bir tanesi işte uluslararası yarışmalarda derece almış olmak. Yaptığın işi hem ülkende hem yurt dışında temsil etmiş olmak. Ya yani buna dair belge istiyor. Referans mektupları. İstediği birkaç tane şu mektupta bunlar yazacak. İşte deniz aşırı ülkeler. Ben New York'tan başladım. İşte Güney Kore'ydi, Hindistan, Zartut bir sürü ülkeyle ilgili bir sürü iş yaptığım için, bir sürü konser yaptığım için. Birçok yerden referans mektubu aldım. Herbie Hancock Institute'dan filan aldım mesela.
Çünkü Dünya Caz Günü'nde her sene ben Türkiye'yi temsilen ya konser yaparım ya single çıkarım. Radyo programı bile yapmışlığım var. Burada da büyükelçilikle yapalım dedik. Covid, movid, şu bu falan diye. Sonra büyükelçi değişti. Yeni büyükelçi yeni geldi. Yine yapamadık falan. Burada Türkiye'yi temsil edemiyorum nedense. Türkiye'den o desteği alamıyorum. Türkiye'yi burada temsil etmek için. Bir 100. yılda sokakta şenlik yaptık. Onun dışında onun biraz şeyi canım sıkıyor yani burada. Neden burada herkes gurbette değil mi? Siz niye birbirimize destek olmuyoruz Niye, falan? niye Türkiye? Hakikaten çok güzel bir şey. Yani niye ülkemiz sanatçısına, sporcusuna yeterince destek olmuyor ve hala şöyle bile bu kızları bile yani biz dünya şampiyon olmuşlar onlara bile destek veremiyoruz. Ya bırak yani bireysel başarılara kocaman bir voleybol takımı bile desteklemiyoruz Ya yani. bir şey söyleyeyim mi? Bak mesela ülkeyle ilgili yani ben ülkesini seven bir insanım. Biz öyle yetiştik. Tamam mı? Biz bayrağı, vatanı severek falan yetişmiş bir nesiliz. Benim burada yaşıyor olmam ülkemi burada temsil etmem anlamına geliyor benim için. Ayrıca ben dünya insanıyım zaten her yerde hayatta kalabilirim. Ama benim üretimimi engelleyen, benim işte beni ekonomik sıkıntıya sokan falan mutsuz eden koşullar varsa ben yok olurum. Ben yok olursam da ülkeyi falan temsil edemem. Hani Doğru. sanat yapıyorum falan şeklinde. O yüzden benim hayatta kalmam lazım. Önce ben hayatta kalacağım. Peki ben çıktım buraya geldim. O sırada şunu fark ettim. Bak pandemide de burada ben kapalı kaldım. Maalesef daha iyi gördüm. Buraya geldikten sonra bazı şeyler daha iyi görünüyor. Dışarıdan büyük resmi görüyorsun. Ülkede biz enerjimizin büyük çoğunluğunu kendimizi korumaya harcıyoruz. Yani ben işte kurduğum şirketi elimden alabilirler. Yaptığım kariyeri elimden alabilirler. Halımı altımdan çekebilirler. Oturduğumu sandığım sandalye aslında bir saniye içinde puf diye yok olabilir. Ve hakkını arayacağım bir yer yok. Yani kader, kısmet falan diye sürekli sıfırdan başla. Böyle arkanda sürekli bir seri katille dolaşıyormuşsun hissiyatı var. İşimi ne Güzelmiş. ara yapacağım ben? Dedik katil. İyi bir şey. Tabii canım sürekli arkama baka baka ben gezerken nasıl iş yapabilirim ki? Yani nasıl üretim yapabilirim? Ben nasıl ben olabilirim ki başka türlü? O yüzden de mecburen Dolunay nerede var olabilecekse orada var olacak. Ben Türkiye'ye de gidip konser veriyorum. Burada da konser yapıyorum. Yarın da yapacağım bu sesle. Bakalım benden yarın ne performans bekliyoruz. Peki oradaki şey nasıl yapıyorsun? Yani oradaki yani caz söylüyorsun, ana dilin İngilizce değil ki İngiltere cazın değil mi? Birkaç merkezden bir tanesi yani. Orada nasıl var oluyorsun? Yani orada bu işler nasıl dönüyor? Yani çünkü bayağı konser veriyorsun ciddi ciddi. Ayda bir iki tane konserin oluyor minimum. Evet, oluyor. Ben bir kere burada sistem çok farklıymış. Türkiye'dekinden çok farklı. Benim burayı anlamam biraz zaman aldı. Pandemi de sağ olsun bizi bayağı bir geciktirdi yani. Ben son 2 senede toparlanabildim ancak. Şöyle burada promoterlar var. Mekanlarla sanatçıları birbirine bağlayan öyle bir sistem var. Ben bir promoterla anlaşma yaptım. Dolayısıyla promoter bana mekan ayarlıyor. İşte ben işte kendim tarzımı anlatıyorum. Yani uyumlandığımız promotorla herkesle çalışılmıyor tabii. Mesela bir tane de plak şirketi buldum mesela. Bak bu da yeni bilgi. Plak şirketim var bir tane şimdi. Ben aslında kendim çıkarıyorum. Dijitalde her şeyi kendim çıkarıyorum. Şimdi gerçekten bildiğim zaman da plak yapıyorum. 33'lük. Wow. Çıkmış albümlerimin İlk defa duyurmuş olayım burada. Çok güzel. Daha önce çıkmış olan, dönüp dönüp çalan, sevilen albümlerimi yeni şarkı da yazıyorum. Çok sitem ediyorlar. Yeni şarkı yok mu? Ezberledik bunları yeter artık falan. O yenileri de yazıyorum. İngilizce de yazıyorum. Türkçe de yazıyorum. Çılgınlar gibi iş yapıyorum burada, üretiyorum. Önceki albümlerin ikisini koleksiyon değeri olsun diye sınırlı sayıda plak olarak basmaya karar verdim. Plak basmam için de bir plak şirketiyle anlaşmış olmam gerekiyor. İngiltere'de bir plak şirketiyle anlaştım.
Universal International tarafından da Türkiye'ye dağıtılacak bu plaklar. Yani her şeyimi İngiltere'de çözdüm. Bütün Peki nerede tesisi burada bu kurdum. plakları insanlar nasıl gidip satın alıyor? Türkiye'de mağazalara gidecekler. Hatta biz DNR'la da bir sohbet ettik. Ben bir plaklar çıktıktan sonra imza günü yapmak için geleceğim. İmza günü belki küçük bir konser falan DNR'larda satarız diye düşünüyorum. Başka plak şirketlerin yani başka plak satış mağazalarında da satarız. Online satış da olacak. Benim web sayfamdan, sosyal medyamdan da linklere ulaşılabilecek. İngiltere'de de satışı olacak. İmzalı albümün satışı da olacak. İmzasız alıp benim oraya gelmemi beklemekte bir seçenek. Bir şey söyleyeyim. İmzalı. İngiltere'de bir sürü gerçekten sesi çok çok güzel olan sanatçılar var. Bunlar hiç çok ünlü olmuyor ama milyonlarca takipçi oluyor. Yani YouTube kanalı kurup Spotify üzerinden de insanlar ciddi paralar kazanabiliyor. Evet. Onu niye tercih etmiyorum? Şimdi benim YouTube kanalım var. zaten. Ama içerik üretmiyorum YouTube kanalına. O benim eksikliğim. Ona sıra gelmedi. Gelecek. Spotify'da maşallah bayağı bir dinleniyorum. Spotify, Apple Music. Buralarda dinleniyorum. Instagram'a herhangi bir şey koyup üstüne benim müziğimi konduğu zaman da ben oradan dinlenme sayısı alıyorum. Ya çok küçük paralar Yok, onlar ya yani ondan. Spotify iyi para vermiyor. Spotify bayağı, yani ünlü olun çok iyi para veriyor değil mi? Ünlülere iyi para veriyor Spotify. Ünlü olmak değil yani milyonlarca filan dinlenmen lazım. Ama şu anda kimse kimseyi milyonlarca dinleyemiyor. Ya bir tane şarkım bir yerde bir şey oluyor. Bak mesela diziye şarkı veriyorum. Hop bakıyorum çılgınlar gibi dinleniyor. Şimdi yine bir diziye şarkı verdim. Temmuz'da ay sesim çok fena. 11 Temmuz'da yayına girecek Netflix'te Zeytin Ağacı dizisi. Çok güzel bir Ha, dizi. çok meşhur burada. Evet. Netflix bir oyuncu kadrosu var. Zeytin Ağacı'nın. Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonu giriyor 11 Temmuz'da. Duyuruyorlar şu an her yerde. Zeytin Ağacı'nın sezon bölümlerinden bir tanesinde şarkım çalıyor. Hem de çok güzel bir şekilde yapmışlar senaryoda. Oyuncu benim plağımı alıyor, koyuyor pikaba. Böyle çıtır çıtır ayarlıyor falan. Pikaptan benim plağımdan çalıyor. Ve aa ben dedim ne o zaman neden benim plağım olmasın? Dur bir plak çıkarayım falan diye. Şimdi plak çıkarıyorum Ha. mesela. Şey, enstrümantal değil. Şarkı söylüyorsun değil mi dizide ya? Yani? Şarkı sen Benim söylüyorsun. tangoyu çalacağız. Aşık olmak istememi verdim. Aa, süper. Süper. Çok güzel. Başka projeler var yine Türkiye'de. yani buradayım ama Türkiye hep bir ayağım Türkiye'de. Konsere çağırıyorlar. Gidip konserimi yapıp geri Bu geliyorum. sene patladı bak. Küçük Çiftlik diye bir yer var Maçka'da. Bilmez miyim komşum? İnanılmaz. Hayır. İnanılmaz iş yapıyor. Bir Orası süreç. patladı bu sene. Herhalde fiyatları uygun. Yani boş akşam yok. Yani haftada 7 gün çıkış Ama yapıyorlar. Küçük Çiftlik her zaman çok iyiydi. Evet. Öyle. Evet. Ondan sonra Güzel. mesela geçen gün bak Life Park diye bir yer var. Yine Bilmiyorum. orada Erol Evgin'in konserine gittik mesela. Gördüm. Yani Gördüm. harika bir sahne. Sahne muhteşem. Akustik çok güzel. Erol Evgin zaten adam yanına hiç ölmeyecek o adam. Öyle Erol inanılmaz. Evgin de o tabii. Müthiş bir ses yani müthiş. 75 yaşında da. İnanılmaz. Şimdi buradan şey geçelim. Dolunay. Biraz esasında bu Londra sanatın insan işine ne yaradığını anlatıyorum diyorsun ya sanat. Ben esas grafikersin falan filan. Bu sanat işine biraz girelim esasında. Sanat var sonra en sonunda bir yapay zeka da gireceğiz ama bu sanatı diyorsun ben insanlar sanatı ne işe yaradığını anlatıyor musun? Biraz anlatır mısın? Nasıl? Tabii. Hepimiz sol beyniz biliyorsun. Bende sağ beyin yok mesela. Ya yani var da genelde sol beyin çalışıyor. Sağ beyin fazla çalışmıyor. Vallahi ben sağlı sollu giriyorum. Ben de beyin çok çalışıyor ve bunu hani iyi bir şey diye söylemiyorum. Bunu yönetmek çok zor oluyor. Zor. Arada yanıyor çünkü böyle aa falan diye. Şöyle ben yıllarca Türkiye'de buraya gelmeden önce şey yaptım. Kurumlarda, üniversitelerde, sivil toplum kuruluşlarında
efendim belediyelerde falan sanat bizim ne işimize yarar diye çok da esprili matrak konser diyorum konferanslar verdim. Sanat ne işimize yarar? Biz neden sanatla uğraşıyoruz? Neden sanatı izliyoruz? Hadi sanatçıyı Allah kurtarsın o yanmış kafa zaten yapacak o işi belli. Ama biz neden gidip işte film izliyoruz? Niye konsere gidiyoruz? Neden bilmem kimin heykeline bilmem ne kadar para verip alıp koyuyorum böyle diye bakıyorum sabah kalkıp falan. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bunu anlattım. Hala anlatmaya da devam ediyorum Nedir? insanlara. Yani buna ihtiyaç duyan, ihtiyaç duymayan ne fark var? Şimdi senin benim eserle karşı karşıya gelmemiz, aynayla karşı karşıya gelmemizle aynı şey. Bir şarkı dinleyip ben bir alemlere dalarım. Sen dersin ki aynı çok sıkıldım kapat bu şarkıyı. Aynı şarkı. İkimizin başka dünyası var. Bu ne demek? Eser seni de beni de kendi içimize doğru bir yolculuğa çıkartıyor. Evet. O zaman da ben kendi duygularımla yüzleşmek zorunda kalıyorum. Kendi geçmişimi tekrar önüme koymak zorunda kalıyorum. Kokular ve sesler bize bunları özellikle hatırlatır. Bir sanat eseri, bir tabloya baktın ya da bir şiir okudun, gözün doldu işte lisedeki aşkını hatırladın filan ne bileyim. Yani bir yolculuğa çıkartıyor seni. Seni sana doğru bir yolculuğa çıkartıyor. Öze doğru yolculuğa çıkartıyor. Ama burada bir farkındalık gerekmiyor mu yani? Bunu yapabilmek için senin bir farkındalığın olması gerekmiyor mu yani? Gerekiyor zaten. Ama bunu yapabilmek için ilk adım her şey adım adımdır yani. Bir sabah kalktım ve koleksiyoner oldum filan. Öyle bir şey. Yani paran varsa bile olamazsın o kafaya gelmediyse. Ama şöyle bir şey var. Bir kere kendine izin vereceksin. Ben her türlü eserle karşılaşmaya hazırım. Çünkü ben kendine yatırım yapmayı bilen bir insanım. Korkmuyorum. Bir sergi salonuna girmekten korkmuyorum. Bir konsere bilet alıp içine gidip sıkılıp çıkmak da dahil pakete yani. Yeter ki gir içine ya. Gir bir bak. Bak bienaller oluyordu ben bıraktığımda hala oluyor Var muydu? var, çok var. Yani sanat, İstanbul uçuyor sanatta. Her yer Ne sanatta. güzel. Ne güzel yaşasın. Çok mutlu oldum. Bayağıdır gelmiyorum ya. Yani özellikle bu Ömer Koç'un sergisi, Koç çok iyi gördü. İşte biliyorsun Vursat Doğan Savan çok büyük bir ölümden döndü. Evet Sonra, biliyorum. ondan sonra gitti. Çok önemli bir sergi açtı. Hatta bununla ilgili Fatih Altaylı çok güzel bir söyleşisi de var. Yani bugün güzel şeyler oluyor tabii, bunlar çok sınırlı tabii, yani bu tabii herkese ulaşmıyor ama yani bu sanat işi bence dediğin gibi bizim belki bir ihtiyacımız ve belki bizi belki toplumu daha ileri götürecek bir şey bu sanat. Kesinlikle öyle ve şöyle bir yanılsama olmasın yani. Sanat bir efendim sadece parası olan insanın gittiği, ilgilendiği, eğitim, üniversite okumuş falan öyle bir saçmalık yok. Yani orada bir sanat eseri varsa sen kim olursan ol kendine o eserle baş başa kalma izni verdiğin sürece, ona zaman ayırmak istediğin sürece gider o eserin karşısında durursun ve ondan yararlanırsın. Bu senin ne ekonomik seviyenle ilgili, ne işte hangi ülkenin neresinde, köyünde mi, kasabasında mı doğdun falan. Hiç alakası yok. Baban ne iş yapıyor falan. Hel alaka. Hiçbir ilgisi yok bunun. Sen istiyor musun? İstiyorsun. Sen zevklerine sahip çıkan bir insan mısın? Karakterine, kültürüne, ahlakına. Benim kırmızı çizgilerim var. Ya da işte şu gazeteyi okurum, bunu okumam. Bu sanatçı işte bu yazarı beğenirim, bunu beğenmem. Sinemadan sıkılırım, tiyatro severim falan. Bunları diyebiliyor musun? Var mı senin kriterlerin? Yoksa sen rüzgar nereden esti? Bugün ne moda? Televizyonda kimi görsem ona benziyorum filan. Bu musun yani? Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi İngiltere'de biliyorsun bu kral ailesinde büyük bir çöküş var. Özellikle bu yeni gelinden sonra karıştı ortalık falan. Ondan sonra olabilecek en kötü başbakanları seçtiler. Ondan sonra Brexit konusu var. Yani bu kadar bir sürü muazzam göç var. Orada belki İngiltere'nin merkezinde Ruslar, Araplar yaşıyor. Buna rağmen İngiltere. Biz hep daha kötüye gidiyoruz. Yani o iki tarafta da yaşadığın için diyorum ben sana. Onlar Evet. neyi doğru yapıyor, biz neyi yanlış yapıyoruz? Ya aslında çok enteresan bir şey bu. İki tane köklü imparatorluğun bugünkü halinden bahsediyoruz. Farkında mısın? Evet, aynen öyle. Yani şey
Şeyden bahsetmiyoruz. Dün kurulmuş Amerika'dan bahsetmiyoruz mesela. O ne? Şimdi şöyle bir şey var. Burada tam kral, kraliçe falan. Hani belki gülersin, tamam mı? Kral mı kaldı bu devirde falan. Tabii ki yani alın kellesini falan tarzında bir krallık değil. Ama burada mesela geleneği koruyan yapı o. Gelenek dediğimiz şey, ben konservatif ve tutucu olmaktan bahsetmiyorum. Kaldı ki konservatif parti burada çok fena sallanıyor şu an. Geçen Rishi Sunak'ın çeşitli şaklamanlıklarına şahitlik ettik. Şimdi yani böyle bir kalıbın içinde olmak değil ama geleneği yaşatmak, kültürü yaşatmak ve o geleneği güncelleyebilmek, onu adapte edebilmek. İşte efendim işte yapay zeka falan şimdi herkesin dilinde ya. Yapay zeka varsa bana ne, ben de yok falan, öyle öyle bir şey yok işte, var yapay zeka yani, sen katıl ya da katılma. Sen koskoca bir ülkeyi yönetiyorsan bu konuya biraz dikkat etmek zorundasın. Yani işte hani ben şahıs olarak ilgilenmiyor olabilirim, evden televizyon atabiliyor olabilirim, bilgisayar açmıyor olabilirim ama sen ülkeyi yönetiyorsan buna dikkat etmek zorundasın falan. Şimdi çağın gerekliliklerini yerine getirmek, gündemi takip etmek, nabzı tutmak çok önemli. Bu tabii şu an burası iyi, orası kötü, orası iyi, burası kötü anlamında söylemiyorum. Hiçbir tarafı tutarak söylemiyorum. Genel konuşuyorum ben. Demin söylediğim kişinin özüne sahip çıkması ile ilgili şey ülkeler için de geçerli. Ülke de özüne sahip çıkarsa kim olduğunu unutmaz. Bir gün Çinli, bir gün Arap, bir gün Rus, öbür gün bilmem neye dönüşmezse, kendine sahip çıkarsa o zaman zaten sarsılmaz. Çünkü yani biz diyoruz, bizi biz yapan şey ne mesela? Şu an senle benim ilk aklıma gelen ortak noktamız konuştuğumuz dil. Bizi şu ekranda bir araya getiren şey. Arkasından kültür. Aynı şeyleri konuşabiliyoruz. Senin Evet. sorduğun bana bir şey ifade ediyor da ben bir şey anlatınca konuyu açabiliyor. Şimdi altyapılarımız bizi bir araya getirir. Bu artık şeyden öte bir şey ya. Hangi sınırlar içinde doğmuşsundan da öte bir yere gidiyor. Ya burası da çok zor zamanlar geçiriyor. Burası hayatında görmediği enflasyonu falan gördü. Ben markette ben söyleniyorum ya. Bu paraya maydanoz mu olur falan diye ben söyleniyorum. Kira nasıl da kiralar buradaki gibi aşırı mı kira orada? Şimdi kira bak, 2 senedir her sene %10 kira zammı yiyorum ben. İkincisi %10'dan fazlaydı. Söylendim biraz. Söylenince %10'a indirdiler yine. %10 kira diye bir şey yok burada normalde. %10 çok yüksek bir oran tabii ya. %10 ne demek? İngiltere'si çok İngiltere yüksek rakam. değil mi? Yani Türkiye için şaka mısın, döverler ıslak odunla filan. Ama İngiltere için %10 inanılmaz bir para. Mesela bir yerden bir yere otobüse biniyorsun. İşte 1,65, 1 pound 65 pence veriyorsun, gidiyorsun. 1,65 ile de geri dönüyorsun. İşte 3,5 mu ne bir şey Evet. yapıyor. 3, yani 3,5 pound yol parası ne demek ya? Otobüs bu arada, metro değil, Orada metro. asgari ücret ne kadar? Asgari ücret orada Ay, en sevdiğim sorudur. Bir de sürekli gelen bir soru bu. ne kadar? Neydi? Ben de bakıp bakıp bunu unutuyorum. Hiç asgari Ya ücret tarzım ortalama, hayır değil. şey, orada ortalama bir insan ne yani orada lise mezunu yani ortalama bir insan ne kazanır orada yani? Ya işine göre çok değişiyor. Ah, Burada başlığım var çünkü. Ama sana şöyle söyleyeyim. Bir oda, bir salon, ev 1500 pound'tan başlıyor. Londra için konuşuyorum bu arada. Londra, İngiltere merkez, merkezden pahalı bahsediyorum. şehri. Burası. Burası dünyanın da en pahalı Çok şehri. pahalı. Duydum. Yani burada işte 2000 pound'a iki kişi eve çıkamazsın kolay kolay. Çıkabilirsin. Ya çıkabildiğin yerler var. Merkezde ülkenin şehrin de merkezi var. Yani bir Taksim Meydanı merkezi ya da işte Anadolu'dan örnek veriyorum, Kadıköy yakası var. Bir de efendim Çekmeköy bilmem ne var. Hani sen Kadıköy sinemaya gitmek için 3 saat yol gitmen gerekiyor gibi.
Yani o uzak bu ya iyi kötü anlamında değil, mesafe olarak söylüyorum. Şusuna da hastayım bu Instagram'ın. Valla Ben yapıyor. ha patlat. Vay vay vay. Neler varmış ya bunlar. Ben de ilk defa geliyorum bu. Hayır bunu yapmıyorum. Sürekli oradan bana şey beni destekliyor orada kendi kendine. Onu yaptım. Fişek yapmayayım şimdi bak. Peki Ciddiyetimiz bu. merak ediyorum. Sen şimdi konser veriyorsun. Sen biliyorsun Türkiye'deyken sen çok görüşüyorduk. Yani burada menajerliğinden şikayet ederdin. Burada doğru düz menajer de yok Türkiye'de. Burada menajer yok. Türkiye'de yani bu ülkede Şikayet en büyük sıkıntı etmeyeceksin. yani Elime gidecek. insanları Bak geldim buraya. bak ben mesela kendi akademim var. Çok güzel pazarlıyorum insanları. İyi fiyattan, iyi para kazandırıyorum. Ama yani benim gibi adam, ben iyi bir menajerim. Ama herkesin iyi menajeri. Menajerlik de bu ülkede, yani bizim işte kolay değil eğitimde. Sizin sanatta çok büyük sıkıntı menajerlik Türkiye'de. Çok büyük sıkıntı. Ay her yer menajer falan yapıyor bilmeyen insana. Öyle değil. Menajer, bak management. Sen bilirsin. Bir şirketin başında bir tane management, CEO'su bilmem ne, bir yeri yönetimine dahil olmuş bir insan fikir üreten insandır. O işi o şirketi sahiplenen insandır. Telefona bakanı sekreter deniyor. Ya sen santral memuru musun? Müzisyenin rudisi gibi çanta taşıyan bir insan mısın? Yoksa biz seninle oturup strateji mi konuşuyoruz? Süpersin. Aynen. Ben menajer deyince strateji bekliyorum. Ve ben fikirler getirdiğim zaman hani bir takım çalışması bekliyorum. Taş üstüne konsun. O zaman şuralara gidelim. Ben mesela şuralara gidin falan deyince hemen o aynı heyecanı bekliyorum. Ekip arkadaşı bekliyorum. Ama işte o ülkenin o aman bugün varız yarın yoğuz. Kim bilir aman falan Mesela işte şimdi mesela bazı şu o meyhane menajer tadında. İngiltere menajerin var ya senin mesela. Muhtemelen şu an ekonomik kaygın daha az. Yani o adamlar seni zaten tanıyorlar. Seni çok yormadan sen sürekli yenilikler getiriyorlar. Doğru mu? Öyle olması lazım. Aa promoter'ım bana her ay 5 konser yazıyor. Ben hepsine gitmiyorum. Yüzüme Çok iyi. ya işte o da strateji meselesi. Şimdi 5 tane tam hakikaten 5 konser yazıyor adam. Ben diyorum ki şu sahne bana daha uygun. Buranın ses sisteminden memnun kalmadım. Bak şımarıyorum falan. Ya burayı beğenmedim falan diyorum. Bazı yerler biletsiz konser. Çoğu biletli. Biletsiz konser şey diyor. Diyorum biletsiz konser yapmak istemiyorum. Ya o zaman biletli konseri niye geliyor adam yani Ya madem? başka bir kitle yani. Biletli konser başka bir kitle oluyor o zaman. Tabii ya şey dedi özel event de değil. Ama mesela o promoter onun vizyonu da şeye yetmez. Ben şimdi özel ev konserleri planlıyorum burada. Ev. Ya ev konser. Şato mu ev mi? Şato mu ev Ya mi? yapmış. Artık kimi şatoda oturuyor, kimi Kensington'da oturuyor, kimi efendim Richmond'da bahçede takılıyor falan. Yani belli olmaz. Özel eventler var. Mesela Wimbledon tenis turnuvası. Ben Wimbledon'da oturuyorum şu an. O süper. Ben oynadım o kortlarda Ben tenis oynamayı bilsem. Ben bir de ayağım burktum. 1,5 senedir benim tek ayağım yok. Top al geziyorum. Koltuk değneği falan. Ya tenis benim neyime? Ama şey bu sene ya turnuva benim balkonun önünde oynanıyor. Ya müthiş. Brad Pitt bizim buradaydı geçen. İyiymiş. Tabii, turnuva geliyor şimdi Temmuz'da yine. Final maçını şey aldım. Grand Pass aldım. Mahalleli olduğumuz için bizim önceliğimiz var. Oo ne kadar güzel ya. Harikaymış. Tenis turnuvası. Şimdi Wimbledon zamanında özel parti oldu buraya. Ben taşındım. Her sene oluyor özel partiler. Özel bir parti duyurusunu yapıyorlar. Hemen ben oradan buldum kadını. Dedim bizim tarzlarımız çok benziyor. Bence o partide müzik de olmalı falan. Aa falan dedi. Ben konser yaptım.